Evet arkadaşlar, Staff Türkiye hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda dişi ve erkek seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken konular. Tam oraya da bir açıklık getirelim. Orada köpek seçerken çocuğunuz 6, 7, 8, 9 yaşındaysa, işte tasmayı alıp kendi çıkartmasını istiyorsanız, şimdi bir çocuğa diyemezsiniz ki karşıdaki köpeğin cinsiyetine bak, erkekse yaklaştırma, dikkatli ol gibi şeyler söylemek zor olur. Böyle bir travmayı da bir çocuğa veya bir köpeğe yaşatmak gerçekten hiç doğru olmaz. Onun için seçim yaparken bunlara dikkat edelim. Erkek köpek seçerken hormonal üstünlüğü göz önünde bulunduralım. Dişi köpek seçerken 6 ayda bir adet dönemi 15 gün süreyle olacağını göz önünde bulundurularak seçimimizi yapalım. Şimdi de hazır George arkadaşımız buradayken, bu tarz durumlarda köpeği ne gibi yetiştirmemiz gerekiyor, ne yapılması gerekiyor? Bu konu hakkında George arkadaşımıza soru sorup sözü ona bırakalım. Soru. Bu tarz durumlarda da, yani bir önceki videomuzda iki erkeğin yan yana gelmesi, birbirlerine agresyon yapmaları ama diğer dişiyle yan yana geldiğinde yapmaması, işte veya diğer bu toy poodle'larla herhangi bir sorunu olmaması, bunu bize bir izah edebilir misin? Ya birinci olarak ben herkese söylediğim gibi, yani ben yani özellikle Türkiye için konuşuyorum. Türkiye yani şehir içerisinde tasma olarak yani flexisiz, tasmasız köpek gezdirilmemeli. Neden? Çünkü yani Türkiye'de ego biraz fazla, köpeklerini birbirleriyle değil mi? Onunla alakası yok yani köpekler, çünkü yani nasıl bir köpek karşı tarafta nasıl davranacağını bilmediğin için, yani o yüzden sürekli tasmada olması gerekiyor ve köpek rahatlaması için olması lazım. olması lazım yani flexil, yani sürekli kontrol sizde olacak yani ne kadar da olması için. Ama mesela dişi ve erkek seçimine geldiğimiz zaman yani tabii ki yani siz nasıl yapacaksınız yani erkek köpekler biraz tabii ki biraz değil bayağı daha dominant olduğu için onlarla yani daha fazla vakit harcayacaksınız. Mesela dişi köpek için yaptınız, ne diyorlar, ayırladığınız zaman mesela diyelim ki yani günlük 1 saatte erkek köpek için yani günde ayırlama istediğiniz yani en az 2 saat olmalı. Neden? Çünkü yani bir erkek daha bütün şeylere daha meraklı olduğu için bütün yani daha fazla eğitimle alakalı daha fazla eğitilmesi gereken. O yüzden yani mesela daha peki erkek köpek diğer köpeklerle sosyal, erkek köpeklerle sosyal olabilir mi? Sosyal olabilir evet, ama gene de bir kalıyor yani ortalıkta bir açıklık sürekli kalıyor yani. Neden? Çünkü sonuçta bir erkek yani bir dişi üzerinden ya da mesela koşlandığı bir oyuncak üzerinden bile kavga çıkabilir yani. Çünkü erkeğin daha hormonal hareket ediyor. Evet, yani olduğu fazla olduğu için o yüzden daha fazla yapabilir yani. Kavga etme riski daha yüksek. Evet, daha yüksek. Her zaman var. Başka ne daha söyleyebiliriz? Yani bir de misal karşıdaki erkek köpekse, mesela kısırsa bu sorun olmayabiliyor. Yani kısır olması tekrar karşıdaki köpeğin hormonları. Hangi yaşta kısırlaştırması? Tabii canım tabii. Evet. Köpek sosyalse vesaire filan. Zaten söylediğimiz şeyler. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, İngiliz staff diğer ırklarla geçimi nasıl? İşte diğer ırklarla geçinir mi? Vesaire filan. Hani İngiliz staff üzerinden sorular soruyorsunuz. Biz de İngiliz staff üzerinden cevapladık ama aslında bu bahsettiğimiz çoğu konu genel tüm ırklarda olan sorunlar. Evet. İngiliz staff'a özgü bir şey değil. Yani bir köpeğiniz varsa, yanına bir İngiliz staff almak istiyorsanız veya bir İngiliz staff'ın yanına farklı bir köpek almak istiyorsanız cinsiyet ayrımlarını yaparak tercih etmeniz daha doğru olur. Eğer ben ikisini de kısırlaştırmak istemiyorum, karşıyım diyebilirsiniz. Bizim her görüşe saygımız var. Ama ciddi, profesyonel bir eğitmenden, George gibi arkadaşlarımızdan eğitim almanız gerekiyor. Ama George'un da söylediği şey tabii ki de burada, biz ne kadar eğitirsek eğitelim, yine de %5'lik bir pay mı diyelim? Daha fazla, %5'lik. %10'luk, %15'lik bir pay. Yani, evet, yine her zaman içinizde kalır, açık kalır.
Yani bunun tamamen yok edemeyebilirsiniz. Bu videomuzda inşallah açıklayıcı olmuştur. Güzel anlatabilmişizdir anlatmak istediğimiz konuları. Yine diğer videolarda görüşmek üzere diliyorum. Lütfen yorumlara istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Ayın tarafından tacizdeyiz. Değil mi? Taciz. Bakalım. Bir tanesinden küçük. Kucaktan kucağa, kucaktan kucağa. Hadi in aşağı. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hatta bunu çekseydin. Bunu çekseydin çok.